Dün kameraların karşısına geçerek Sağlık Bakanlığı'nın deniz suyu kirliliğine ilişkin verilerine rağmen öncü medya grubunu hedef alan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz adeta algı operasyonu yapmaya çalıştı. Göreve gelmesinin sonrasında ilçedeki plajlarda bulunan 3 mavi bayrağı da deniz suyu kirliliğine çözüm bulamaması sebebiyle kaybeden Yanmaz, hedef saptırarak basınla ilçe esnaflarını karşı karşıya getirmeye çalıştı. Deniz suyu kirliliğinin dip yaptığı Akçakoca'da kaymakamlık meteorolojik şartları gerekçe göstererek denize girmeyi yasakladı, ancak ilçede ne bir rüzgarın ne bir dip akıntının olduğu görüldü. Konuyla ilgili Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal kendisinin hazırlayıp sunduğu Yorumluyorum programının son bölümünde konuyu gündeme taşıdı. Bizim meselemiz Okan Sadullah meselesi değil, bizim meselemiz Akçakoca, diyen Ünsal. Biz demiyoruz ki esnaf kalitesiz, esnaf para kazanmasın, öyle bir dert yok. Eğer esnafın parasını kazanamaması o denize giren kolibasilindense ben düşman değilim o esnafa. O esnafı o hale düşürenler neden çözüm üretmiyor ifadelerini kullandı. Programda Ünsal şu ifadelere yer verdi. Öncü medya ve yan kuruluşlar de bir haberler yapmıştık geçtiğimiz günlerde. Akçakoca'daki konuyla ilgili kaymakamlığın yani 20 yılda hiç görülmemiş bu kadar dalgaya, bu kadar fırtınaya rağmen bu denizlerde herkes denize girmiş, dip akıntı var, ters akıntı var falan, jet skiler çalışmış, insanlar kurtarılmış veya bu kadar dalgalı denize girilmiş. Son bu Ağustos ayında çok müthiş bir şekilde ne var? Denize girmeyin, denize girmeyin. Deniz süt, böyle süt gibi, böyle çarşaf gibi, ama denize iklim şartlarından girmeyin diye kaymakamlık açıklama yapıyor. Kaymakam ve kaymakamlık, devlet, devlet aklını kullanır. İşin arka planında farklı şeyler olabilir ama toplumu yönetmek için devlet aklının bir hakikati vardır. Bu hakikat içinde iklim şartlarına bağlıyor. Ama nedir? 66 kat artmış Akçakoca'nın belirli plajlarında kolibasili rahatsızlık verecek boyutta. Hani imdat pozisyonuna tam gelmemiş ama efendim rahatsızlık boyutlarına gelmiş. Tabii bunun bir tane sebeplerinden bir tanesi de biyolojik arıtma tesisinin yeterli şekilde bakteri ve çalışmaması. Akevlerde akşam saat 8 ile 10 arasında, 9 arasında lağım kokulu sendrom veya bir şov yaşanıyor. Orada Çivi Deresi'nde öyle sıkıntı büyük. Gerek bakteri oluşumundaki yetersizlik, ki buna da 150-200 bin lira gibi bir rakamla bu çözülebilecek. Demek ki belediyenin imkanı şu anda ona müsait değil. Bu kokuyu da bu denizde çekeceğiz. Fakat iş başka bir yere doğru gidiyor. Efendim sizin bizim bir meselemiz yok. Biz Akçakoca hepimizin, Akçakoca'yı biz çok seviyoruz. Yani şimdi esnaf efendim bize diyor ki ya Sadullah niye böyle haber yapıyorsun? Bir dakika. Şimdi duralım. Biz haber yapmayalım mı? Biz Akçakoca'ya gitmeyin demiyoruz ki. Akçakoca'ya gitmeyin. Esnaf sizi şöyle kazıklar, böyle kazıklar. Esnafın yemekleri iyi değil, çok pahalı, şöyle kötü, böyle kötü demiyoruz ki. Dedik mi yok? Diyoruz ki biz Akçakoca Denizi'nde 600'lerin üzerinde, 400'lerin üzerinde, 500'lerin üzerinde koli basili var. Koli denilen bir lağımdan kaynaklı bir sıkıntı var. Ereğli'de bu 6, Kocaeli'de 8, Akçakoca'da 600. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu var diyoruz burada. Çözüm üretilsin. Kaç günden beri de var. Biz haber yaptıktan sonra efendim insanlar esnafı sevmiyorsun, düşmansın değiliz. Ne alakası var? Biz hani Kütahya'da fenomen oldu bu da. Kütahya'da yaşlı bir adam belediyeye telefon ediyor. Oğlum bu köpekler var ya, diyor, bu köpekler sabahleyin bizi, diyor, çok saldırıyor, diyor. Çocuk da diyor ki ona, biz, diyor, onları, diyor, aşılattık, kısırlaştırıyoruz. Allah Allah, diyor, bir internet gibi. Biz demiyoruz ki esnaf kalitesiz, esnaf efendim para kazanmasın, öyle bir dert yok. Eğer esnafın parasının kazanamaması o denize giren kolibasilindense, ben düşman değilim esnafa. O esnafı o hale düşürenler niye çözüm üretmiyorlar? Böyle şey olabilir mi? Ben şunu da söyleyeyim. Okan Yanmaz, lan şahsi meselem var. Okan Yanmaz'ın babasıyla ben gazetecilik yaptım. Okan Yanmaz'ı ben çok severim.
Evime de geldi, tereyağlı, efendim keşli, peynirli yumurtalar, dartılı yumurtalar da ikram ettim. Bugün yani bizim meselemiz Okan Sadullah meselesi değil ki, Akçakoca meselesi. Eğer ortada bir sıkıntı varsa, biz günlerden beri buna bilmemize rağmen sessiz kaldık. Ama herkes hastaneye koşunca, oranlar çıkınca, denize girmek yasaklanınca tehlikenin geldiğini anlattık. Esnafımız, biz esnafa gitmeyin, çay içmeyin, kahve içmeyin, şunu etmeyin, bunu etmeyin demedik ki. Dedik ki kolibasili var, sıkıntı büyük, bunun çözümünü belediye bulsun. Önce yumuşak yumuşak gittik, hiç değil. Ama benim, şunu söylüyorum, Allah rahmet eylesin, Hüseyin Yanmaz'dan dahi benim bir dostluğum var. Bir belediye başkanlığı adaylığında, hani bir hukukumuz da var. Ha, konuşulanlar, edenler, ben onu bilmem. Şahsi mesele olmaz devlet ve kamu işlerinde. Bugün ittifaklı olursunuz, yarın dost olursunuz. Dost olmazsınız da düşman olmazsınız. Kimse. Ama Akçakoca'ya düşmanlığı ben etmiyorum. Akçakoca'ya düşmanlığı Tuncay Türkgül'ü de etmiyor. Akçakoca'ya bir düşmanlık yapan varsa, orada çözüm üretemeyip de bu suyu 600 bazlarına, 470 bazlarına, 12 plajda yüksek seviyeye çıkarıp 3 tane efendim 4 tane, hatta 4 olacak da 3 tane mavi bayrağı tutamayanlar ediyordur. Düşman arıyorsanız bu memleketteki yönetim noktasında, irade noktasında efendim çözüm üretemeyenlerdir. Bir de insanlara ithamlar var. Kimin ne ithamı varsa şu ekranlarda canlı yayında adam gibi konuşmaya da razıyız. Hazırız. Öyle kimse yani yevmiyeli düğün evinin oynakçısı gibi, cenaze evinin ağlakçısı gibi, yani bunların hepsi yevmiyelidir. Ağlayanları da, gülenleri de, hoplayanları da, yevmiyelerini biz biliyoruz. Biz bu, yani netice itibariyle kamu meselesinin şahsi hırs hevesi olmaz. Ben sahibinin hatırı vardır der ya, ben Okan Yanmaz'ı sadece Hüseyin Yanmaz'ın hatırasına severim ve rahmetli Akçakoca'ya çok büyük hizmet yaptı. O Esentepe'de gördüğünüz yani Esentepe denilen komple o sahilin sol taraftaki bütün binalar, bütün o yerleşim yerleri rahmetli Hüseyin Yanmaz zamanında açıldı. O kaleye kimse gitmiyordu. Kalede bugün yerleşim varsa, kalede bugün insanlar keyifliyse, o sit alanının içinden geçip kaleyi, yerleşim alanlarını yerleşime açan Hüseyin Yanmaz'dır. Allah rahmet eylesin. Allah amelleriyle muamele eylesin.